Evet değerli izleyiciler, 2022-2023 Bölgesel Amatör Lig sezonunun ilk antrenmanını bugün gerçekleştiren Kıralan Demirspor'un antrenman sahasındayız. Aynı zamanda da maçlarını oynayacağız, stattayız. Yanımızda değerli başkanımız, futbol için bizim için de oldukça genç bir isim sevgili Hasan Oruçan var. Sevgili başkanım, öncelikle geçen yıl için tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Biraz önce röportaj yaparken arkadaşlarımıza onu da söyledim. Bu bölgelerde önceden top oynayan birisi olarak Kıralan dediğim zaman bir maça gitmeye korkardık. Evet. Karayağışlar dendiği zaman deplasmana gitmeye korkardık. Ama geçen sene Kıralan, önceki seneyi takip etmedim ama geçen sene bu bütün şeyleri kırdı. Deplasmana gelen hiçbir takım veya hiçbir taraftar, hiçbir futbolcuya en ufak bir olay olmadan sezonu tamamladı ve İyi bir yerde de ligi evet. bitirdi aslında ama tabii mücadele ettiği takımlar baz alırsak Kıralan'ın gücü son nefeste yetmedi. Ama öyle bir nasip ki tekrar döndü geldi, sizin elinize verildi. Neler söyleyeceksin değerli başkanım? Şimdi öncelikle bu değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Kıralan Demirspor daha önceden dediğiniz gibi CV'miz pek öyle iyi bir şey değildi. Ama biz zaten buralara gerçekten bunları yıkmak, yani artık sporun gerçekten spor, yani futbolun sadece futbol oynanmak için yapıldığını belirtmek ve bunu kazandırmak için görev başındayız. Ben kendim yaklaşık 20 yıl Kıralan Demirspor'un futbolcusu olarak görev yaptım. Hem futbolcu hem başkan olarak 25 yaşında kulüp başkanı oldum. Halen de yaşım çok genç, farkındayım. Evet. Ama halkımız olsun, taraftarımız olsun, bizi sponsor eden veya destekleyen büyüklerimiz olsun, bizlere güveniyorlar. Biz de elimizden geldiğince buralarda elimizden geldiğince mücadele edip takımı daha iyi yerlere götürmeye hedef edindik. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Yani çok mücadele ettiğimiz çok büyük takımlar oldu. Bir mahalle takımı olarak tabii biz onlarla mücadelemiz zordu. Maddi anlamda zordu ama sağ olsun sponsorlarımız, taraftarlarımız. Yani taraftarımız gerçekten çok büyük özverilerle Denizli deplasmanına, yani içerideki maçlarımıza çok büyük hizmetler ederek, fedakarlıklar ederek geldiler. Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kıralan halkı, Kıralan çocukları çok şey hak ediyor. Biz o yüzden bu görevdeyiz. Bu eski stat görmüş olduğunuz gibi soyunma odası var. Evet. Ben 23 yaşında o soyunma odasında şırıngalar buldum. Yani serumlar buldum, şırıngalar buldum. Bizleri tetikleyen de oydu zaten. Yani buradaki çocuklara sahip çıkmak için biz bu görevin başındayız. Bu çocukları da futbola nasıl yönlendirebiliriz? Gerçekten başarılı olarak yönlendirebiliriz. Şu anda futbol okulumuzda 80 tane 10 ile 12 yaş arası futbolcu adayları var. Bunlara futbolu öğretmek, bunlardan iş kazanımı elde etmek için, yani kendi yetiştirdiğimiz çocukları bu liglerde oynatmak için çabalıyoruz. Bu senede, bu sezonda hayırlısıyla açtık bugün. İlk antrenmanımızı gerçekleştirdik. İyi bir takım kuracağız. İnşallah Bal Ligi'ne, Denizli'ye ve Bal Ligi'ne yakışır bir Kıralan Demirspor'la gene elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Biraz önce sevgili hocamla da konuştum. Mehmet Ali Sevil hocamla yıllara dayanan bir dostluğumuz da var. Hakikaten iyi bir kadro kurdunuz şu ana kadar. Evet. Daha da gelecek olan oyuncuları baz alırsak aslında Kıralan Demirspor pek de hani ilk yılında taraftarları için sürpriz yapabilecek bir kapasiteye de sahip diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bizim hedefimiz, yani rakiplerimiz, öncelikle Deniz'den diyeyim. Deniz'de belli zaten yıllarca bu Bal Ligi oynamış rakiplerimiz var. Tabii Bal Ligi tecrübemiz var mı? Yönetim olarak, başkan olarak benim öyle bir tecrübem yok. Ama biz doğaçlama yaşıyoruz hayatı. Allah da neyi nasip ederse öyle olur. Biz yılmayacağız, sabah akşam çalışacağız. Elimizden gelen bütün gayreti başkanından yönetimine, yönetimden antrenör ekibine ve hoca, yani oyunculara biz bütün gereken özverileri göstereceğiz. Allah da nasip ettikten sonra olmayacak bir şey yok. Yani biz çalışacağız ve güzel futbol izletmeye çalışacağız. İnşallah Denizli'ye layık, Kıralan'a layık, Çirli'ye layık bir takım izlettireceğiz yani. Kıralan Demirspor taraftarına ve buraya gelecek olan, deplasman yasağı kalktığı takdirde gruplarımız da belli olduğu zaman, Denizli içi, Denizli dışı, buraya gelecek takımlara, öncelikli takımlara bir mesaj alacağım. Son olarak da Kıralan Demirspor taraftarı 2022-23'te sizin için neler yapsın? Öncelikle misafir edeceğimiz, misafir diyorum, misafir Türk olduğumuz için Türkler için misafirler gerçekten değerlidir. Artık ismimizi duyup da başka bir algı kesinlikle olmasın. Biz gerçekten misafir olarak ağırlayacağız ve misafir olarak uğurlayacağız. Yani rakip
gelen taraftarlar olsun, takımlar olsun. Onları misafir edeceğiz. Futbol sahada oynanıyor ve sahada kazanılıyor veya kaybediliyor. Biz futbol 3 sonuçlu bir oyun, ona alışığız. O yüzden kesinlikle bizden kötü bir durum görmeyecekler ve gayet iyi, gayet misafirperver bir davranış sergileyeceğiz. İnşallah bütün takımlara hayırlısı olur 2022-2023 sezonu. Kendi taraftarımıza gelirsek, kendi taraftarımız neyi yapmalı? Sadece takımını desteklemeli. Çünkü bizim bizden yani başka bir şey istemiyoruz. Gelip burada saha içinde başka bir şeye gerek yok. Kendi takımını destekledikten sonra Kırılan Demirspor Allah'ın izniyle daha iyi başarılı olacaktır. Biz de sizin gibi genç ve futbolu seven kardeşlerimizin sayısının artmasını da istiyoruz. Kırılan çünkü potansiyel olarak Çivril ve Kırılan. Özellikle yıllardır bunu spor programlarında da söylüyorum, katıldığım. Çivril'in hala süper amatör kümede ne işi var onu çok merak ediyorum. Neden bir türlü hani yukarıya çıkmadı diye o kadar güzel bir start yaptılar. Ama onlardan önce Ballı yine Kırılan Demirspor adını yazdırmış oldu yıllar sonra. İnşallah neden olmasın diyoruz. Küçük bir mahalle takımı Kızılcabörük Spor'un yaptığını neden yapmasın? Yolumuz açık olsun diyorum şimdiden. Ve sezon size hayırlı uğurlu olsun kıymetli başkanım. Çok teşekkür ederim. Elinize, ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet değerli izleyiciler, 2022-2023 bölgesel amatör lig sezonunun ilk programını Kırılan'da açtık. Mehmet Ali Sevil hocama söz vermiştim. İlk antrenmanda seni yalnız bırakmayacağım demiştim. Hafta sonu Kuşadası'nda olacağız. Aydın'da Kuşadası 1922 spor takımının da tanıtımı ve antrenmanlarını sizler için takip edeceğiz. Takipte kalmaya devam edin efendim. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, yanımızda Mehmet Ali Sevil hocamız var. Mehmet Ali Sevil, tekrar bana göre hak ettiği cümlesini kullanmak da istemiyorum. Hak ettiği yerde cümlesini kullanmak istemiyorum. Çünkü benim gözümdeki yeri daha da yukarılarda. Ama bir gün inşallah o da olacak. Bölgesel amatörlükte Kırılan Demirspor'la anlaştın. Ve bu sene bölgesel amatörlükte mücadele edecek takımınız sevgili hocam. Transferler az çok isimleri de söylersek de iyi olacak. Sadece biraz önce Selim, bu arada Selim Kartal röportaj yapmadan da gitti, onu da söyleyeyim. Evet hocam, yeni bir sezon, yeni bir hikaye. Yeni bir başlangıç. İnşallah hepimiz için iyi olur. Çok kısıtlı imkanlarla başlayacağız aslında sezona. Tabii ki hani birazcık şey yapmayalım, kısıtlı derken gene kendi içimizde bir hedefimiz olacak. Kendi tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları almaya çalıştık Denizli'den. Şehir dışından oyuncu almadık şu an için. Tabii ki ilerleyen dönemde nasıl olur bilmiyoruz ama Kırılan'daki oyuncular var. Özellikle genç oyuncular var, yetenekli oyuncular var. Bunu kendi tanıdığım, bildiğim, yani gelişimine katkı sağladığım oyuncularla birleştirdik. Ahmet Sönmez, Fatih Yiyen, Gökhan Ünlü, Serkan Tekin, geçen sene yine benim takımımda olan Yusuf Kılıç, bir tane sol bek transferimiz olacak. Selim Kartal, Hüseyin Ertabak, Selman Yıldırım gelecek askerde şu anda. O da katılacak aramıza. Beytullah Taşel geçen sene 3. ligde göz gözlerde oynadı. Selim Kartal'ı saydık. Muharrem var. Geçen sene Çal'daydı. İyi bir sezon geçirdi. Genç, yetenekli bir oyuncu. Alperen var. Bağbaşı'ndan aldığımız. Yani genelde yetenekli, genç, dinamik bir oyuncu grubuyla anlaştık. Çok çalışacağız. Yani bizim için bu her gün buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Antrenman yapıyoruz. Tabii Denizli'de de yapabiliriz ama burada kendi sahamız, kendi seyircimizle bütünleşmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız tanısın, bizleri tanısın diye. İnşallah güzel, yani zor bir şey bizi bekliyor. Yani Yeşil Çınar katıldı lige. Kızılcabörük var, Saraköy Spor var. Çok zor bir lig olacak bizim için. Ama çok çalışıp bu aradaki farkı kapatmak istiyoruz. İnşallah iyi bir sezon, başarılı bir sezon olur bizim için. Bugüne kadar da hep kendi kafamızda özdeşleştirdiğimiz ya da hedefler kurduğumuz bazı şeyler vardı. Bunu bu sene yapabileceğime inanıyorum ben. Çünkü hem çalışma zamanı olarak gündüzler antrenman yapabileceğiz, hem saha olarak çalışabileceğiz. İnşallah çok güzel, kendini geliştiren, taktiksel anlamda iyi bir şeyler veren, sahanın her yerinde iyi mücadele eden bir takım oluşturup içerideki seyircimizle, dışarıda da iyi çalışıp dinamik, taktiksel kurgularla puanlar almaya çalışacağız. Sevgili hocam, biraz önce yeni bir hikaye dedim. Aslında yarım kalan hikayen bana göre bende çok, tabii ki sende de çok, bunu yaşayan sensin çünkü. Çok başarılı bir Kale Belediyespor sezonu geçirdin. Türkiye Kupası'nda kimsenin beklemediği bir başarıya imza attın. O kadro ile ki, o kadrodan bazı oyuncular da şu an seninle beraber yine çalışacak. Kırılan Demirspor taraftarına, Kırılan Spor taraftarına, Demirspor'u kullanıyor mu bu arada, evet, Kırılan? Kırılan Demirspor taraftarına buradan söylemek istediğim, 2022-2023 futbol sezonunda böyle
bölgesel ligde neler var? Onları nasıl bir takım bekliyor? Hocam iyi bir yere değindin aslında. Bize sabırlı olmalarını istiyorum. Çünkü biz iyi çalışacağız. Her şey bir anda olmayacak. Dünyanın en iyi kulüplerinde bile her şey bir anda olmuyor. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden, sahanın içerisinde mücadele etmeyen, yani kazanmak için katkı sağlamayan hiçbir oyuncumuz olmayacak. Sadece bize sabırlı olsunlar, sonuna kadar destek versinler. Biz finali iyi yapacağımıza inanıyorum. Tek söylemek istediğim o, bizi sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Geride olduğumuz, mağlup da olabileceğimiz maçlardan sonra bile bizi desteklesinler. Biz sonunda finali iyi yapacağız. Sadece onu söylüyorum. Sevgili hocam, henüz statü açıklanmadı. Beklentilerimiz var. Geçen seneki ve bundan önceki sezondaki statülerin ne kadar içinin boş olduğunu defalarca hem spor programlarında hem de normal görüşmelerimizde tüm spor adamları söylüyoruz ama statüyle ilgili bir beklentin var mı bu sene? Ben yine değişmeyeceğine inanıyorum yani. Sadece olsa olsa şehirler değişir. Onun haricinde statünün değişeceğine inanmıyorum. Bunun için bir hazırlık olduğuna da inanmıyorum. Son anda bir hazırlık yapıp o kısa zamanda bir şeyler yapabileceklerine inanamıyorum yani. O yüzden yine muhtemelen final, birinci olan finallere çıkacak. İkinci olan play-out oynayacak. Üçüncü olan düşecek ya da dördüncü olan Denizli'de. Statünün çok değişeceğine inanmıyorum ama bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeylerin değişmesi için federasyonun bir hamle yapması lazım. Kimse bu durumdan hoşnut değil, memnun değil. Oyuncular, hocalar kendini garantiye alamıyor. Profesyonel desen değil, amatör desen değil. Yani ortada kalmış bir lig var yani işin açıkçası. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olduğuna inanmıyorum ben. İyi bir planla, programla bence güzel bir şeyler yapabilir federasyon. İlerleyen zamanlarda olur mu? İnşallah. Futbolun içinden daha çok gelen federasyonun içerisinde insanlar var şimdi. Mesela UEFA A kursuna gittim ben. Çok güzel şeyler değişmiş yani. Antrenörlerin gelişmesi için. Önceden ufak tefek taktiksel çalışmalarla kursu bitiriyorduk. Ama şimdi günlerdir Zoom çalışmaları, ikinci etaplar, verilen ödevler. Gelişim açısından güzel bir planlama var. İnşallah ilerleyen zamanda amatöre de dokunurlar. Çünkü gerçekten yetenekli, Türk futboluna hizmet edebilecek oyuncular amatörün içerisinden çıkabiliyor. Ya da her şeyi geçtim. 10 bin nüfuslu bir beldede burada. Burada insanların ne kadar heyecanlı olduğunu siz de gördünüz. Evet. Çok güzel bir şey amatör anlamda. Çünkü futbol çok sevilen bir şey. Çok rağbet olan bir şey. Federasyon da buna birazcık katkı sağlaması lazım. Sevgili hocam, ümit ediyorum. Hatta senin için de dua da edebilirim. Kral Demirspor'da 2022-2023 sezonunda inşallah istediğin başarıyı elde edersin. Evet. Takım oyuncularınla beraber, yönetici arkadaşlarımızla beraber. Şimdiden başarılar diliyorum. Yaklaşık 1,5 ay var liglerin başlamasına. Son olarak eklemek istediğin bir şey varsa onu da alayım. Teşekkür ediyorum hocam. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Teşekkürler. Siz de amatöre katkı sağlıyorsunuz. Amatöre bir nefes oluyorsunuz. Çünkü bizim burada neler yaptığımızı ya da neler yapmayı düşündüğümüzü insanların öğrenmesi, görmesi lazım. Kralın halkının hepsi gelemiyor. Belki sizin sayenizde onlara da dokunmuş olduk. Bizim isteklerimizi iletmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Güzel'de de söylediğim gibi hem dostluğumuza binaen ilk idmanında yalnız bırakmayacağım eyvallah, demiştim. O sözümüzü de tutmuş olduk. Eyvallah. Başarılar diliyorum çok sevgili hocam tekrar. Bir Tekirdağ spor macerası vardı. Aslında oraya da çok kısa değineceğim. Evet. Çünkü 3. Lig'de ben geçen sene Kuşadası Spor'un maçlarını anlatırken bunu sık sık dile getirdim. Bölgesel amatör ligde oynanan futbol 3. Lig'de oynanan futboldan her zaman biraz daha zor. Evet. Abi dediğin gibi benim işte o pandemi sezonunda bir Tekirdağ serüvenim oldu. Üçüncü ligde profesyonel imza attım. Sezon başı benim açımdan iyi başladı. Hocayla da aramız uyuşmuştu. İlerleyen haftalarda yardımcı hocayla biraz sıkıntılar yaşadık. Çok süre alamadım. O yüzden devre arasında Yunus Emre Belediyespor'a geldim. 2 yıldır oradaydım. Bakalım hayırlısı artık bu yıl. Başarılar diliyorum 2022-2023 sezonuna. İnşallah Kralan Spor'la beraber hedeflerinize ulaşırsınız Hüseyin. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Abi buradaki esleri sen hep şey hiç kesme. Esleri takip edersin orada. Sen nereye gidiyorsun ama? Yaparken. Baştan sonra da düşünelim ya. He Yusuf gel. Yusuf seni bekleyecek onlar ya. Ne soracaksın? Sen spontane. Evet yanımızda Yusuf Kılıç var. Yusuf geçen sene şampiyon olan kadroda yer aldın ve o kadro bir nevi bölgesel amatör lige yükseldi. Şöyle yükseldi, takım adı değişerek yükseldi seninle beraber. Mehmet Ali Sevil Hoca ile birlikte Kralan Spor forması altında mücadele edeceksin. Neler söyleyeceksin? Hedefimiz buraya da tekrar başarılı bir şekilde, nasıl ki Kale Spor'u başarılı bir şekilde hak ettiği yerlere getirdik. Aynı şekilde Kralan Spor'u da Bal Ligi'nde elimizden geldiğince sahada mücadele ederek temsil edip hak ettiği yerlere taşımak yani. Olduğumuz yerden daha üst seviyelere çıkmak. Kişisel olarak hedefini sorayım. Kişisel olarak hedefim
mücadele etmek, saha içerisinde her şeyimi vermek, formanın hakkını vermek, bana verilen güvenin, bana duyulan özgüvenin karşılığını verebilmek. Başarılar diliyorum sana da. Evet, Yusuf Kılıç'la beraberdik ve futbolcu kardeşlerimle devam edelim. Hemen hiç yayını kesmeden. Geçen senenin şampiyon kadrosundan iki kardeşim burada. Şöyle alayım seni de. Mahir de gelsin. Mahir gel bakalım. Mahir'in de bundan 5 sene önce Dikfer Spor formasıyla, değil mi? Maçlarını anlatmıştım. Çivril'de de oynadın gerçi, Çivril'de de. Evet arkadaşlar, geçen sene bu takımı şampiyon yaptınız. Daha doğrusu bana göre Kırılan Spor, iki maçınızı izledim. Tribünden tabii, televizyon olarak değil, şahsi olarak izledim. Yani şanssız bazı maçlarınız da oldu. Ama bana göre şu anda hak ettiğiniz yerlerde kulüple birliktesiniz ve bu kadroda inşallah yer bulacaksınız. Mahir, müsaade edersen buradan başlayacağım. Sevgili kardeşim, öncelikle ismini alacağım. Zekeriya. Bağışla, tanıyamadığım için, daha doğrusu çok fazla takip etmediğim için. Evet. Zekeriya, neler söyleyeceksin Bal Ligi için? Bu lig için biz daha önceden çok uğraşlar verdik. Hani yönetim olarak, futbolcu olarak, Kırılan taraftar olarak. Yani muhak ettiğimizi çok çok düşünüyoruz yani. Hani birkaç, dediğiniz gibi, tatsız maçlarımız oldu. Daha doğrusu şanssız. Ama bunları bir şekilde atlattık. Önümüzde artık Bal Ligi var. Daha çok özveri, daha çok çalışarak hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağız tabii. Şimdi bu taraflarda top oynayan birisi olarak aslında şöyle bir şey de yayında söylemem de lazım. Kırılan, Çutak, Karayaşiler, o taraflarda top oynamak, özellikle deplasman maçlarına çıkmak çok zordur. Ama siz bu sene Kırılan Spor çok fazla olaylı maç da yaşamadınız. Evet ya, eskiden öyleydi hani. Ama her şey öyle olacak diye bir kaide yok neticede. Bu sene taraftarımızın verdiği destek ve hani nasıl diyeyim, özgüven daha iyiydi. Yani ne taşkınlık oldu, ne bir hani sağ içine girme olayları falan filan. Ya bunlar hani geçtik artık ya. Önümüze bakacağız, futbola bakacağız, sadece futbol için. Kırılan Spor'un adını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hemen kardeşime gelelim. Selçuk Öztürk. Evet Selçuk, sen neler söyleyeceksin? Bölgesel amatörlükle mücadele edeceksiniz. Şöyle, ben gözüm Kırılan Demirspor'la açtım zaten. Birinci amatörde, süper amatörde yıllarca Hasan Urcan başkanımız sala çıkmak için uğraştı. O kadar uğraş verdik hepimiz. Nasip oldu. Ondan sonra süper amatörde geçen yıl gerçekten çok güzel bir aile ortamı yarattık. Başarılı olduk. Bizim tek hedefimiz Bal Ligi'nde bundan sonra sürekli mücadele etmek, daha da üstüne koymak. Biz de bu hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Hemen bir yer değiştirelim. Mahir, sen neler söyleyeceksin? Mahir Kabasakal. Evet. Abi, Bal Ligi zorlu bir süreç bizim için ama takımda güzel bir yapılanma var. Ben bu takımın başarılı olacağına inanıyorum. Hasan abimin, yöneticilerimizin olsun, çok çalıştığını görüyoruz. Güzel bir kadro oluşturduk. Allah nasip ederse Bal'da kalıcı olmayı düşünüyoruz ve başarılı olacağız. Ben inanıyorum buna. Ben de şimdiden başarılar diliyorum hepinize. Size de sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum. İnşallah. Zaten hak ettiğimiz yeri, yani burası olduğunu düşünüyoruz ya. Bizim buranın potansiyeli, atmosferi, taraftar olsun. Sizin söylediğiniz gibi geçen yıl zaten bizim taraftar gelen tüm deplasman takımlarına kucak açtı. Evet. Yani aslında yani yerimiz burası yani. Demek yanlış olur aslında. Bizim hedefimiz üçüncülük şu an. Tabii ki. Mutlaka inşallah o hedefler doğrultusunda zaten çalışmalar yapılıyor. Elimizden gelen şeyi yapacağız. Kolay gelsin arkadaşlar hepinize. Kolay gelsin.